arkadaşlarım, Kadın Kolları Başkanı Yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Yönetimi, meclis üyelerim, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Sevgili bir önceki ilçe başkanımızın aday adayı olması münasebetiyle ilçemizi ziyaret etmesini söyledi. Sizlerle buluşturmak için sizleri çağırdım. Ayağınıza sağlık. Sizi de baş başa bırakıyorum. Gene sonunda da biz ne söyleyeceksek şey yaparız. Ancak önce başkanım bir şey söylemek istiyorsa ondan sonra da başkanıma söz vermek istiyorum. Adayımız bize emanet. Önce Allah'a değerli dostum, eski ilçe başkanımız Sayın Muttekin, daha önce ilçe başkanı yapmış arkadaşlarım, meclis üyeleri, sayın parti üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu şahsım adına belki gurur verici bir olaydır. Çünkü Gaziantep Belediyesi 1926'da yönetilen sonra kurulmuş ilk belediyelerden biridir. Hatta Osmanlı kayıtlarında 1904'ü gösterir. 100 bine yakın seçmenimiz olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir şekilde milletvekili çıkaramadık. Bu benim için üzüntü vericiydi. Gerçekten sıkıntı verici bir olaydı. 30 bin nüfus yerlerden, 20 bin nüfus yerlerden milletvekili çıkarken bizim gibi 100 bine yakın seçmeni sadece olan bir ilçeden milletvekilinin çıkmaması hep üzülmüştür, hep sıkıntıya sokmuştur. Burada arkadaşımız büyük cesaret gösterip aday oldu. Aday oldu. İnşallah güzel bir yere yazılır. Ama sadece onun çalışması yetmez. Hepimizin onun yanında arkasında durmamız lazım. Destek vermemiz lazım. İlçe olarak destek vermemiz lazım. Çünkü bu işler çok kolay bir işler değil. Başvuran çok vardır. Ama bizim ilçemiz adına gurur verici bir olay. Ben sonuna kadar yanındayım. Sonuna kadar yanındayım. Her türlü ne istiyorsa, ne bekliyorsa. Onun yanındayım. Ona canı gönülden gerçekten Gaziantep adına başarılar diliyorum. Ben başaracağına da inanıyorum. İyi temsilcine de inanıyorum Gaziantep'imizi, İzmir'imizi. İnşallah her şey gönlüne göre olsun, gönlümüze göre olsun. Gaziantep için hayırlı uğurlu olsun. Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, benden önce görevlerde bulunmuş değerli ilçe başkanı arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, kadın kolu başkanı ve yönetimi, gençlik kolu başkanı ve yönetimi ve siz değerli Gaziantep'liler. Tabii ben bugün ilçeye nezaket ziyareti yapıp, yönetim koluna nezaket ziyareti yapıp ondan sonra diğer ilçelerle de ertesi gün devam edecektim ama böyle bir kalabalığı açıkçası beklemiyordum. Hepiniz geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Benim için hem heyecanlı ve umutlu bir gün. Heyecanlı kısmı gerçekten hızlı bir süreç ve son günü, son dakikalarda böyle bir başvuruyu gerçekleştirdik. Daha önce planlanan bir süreç değildi. Siz de takdir edersiniz ki benim tek başıma böyle kararlar aldığım örnek gösterilebilecek başka uygulamalar yok. Bu yine bir takdirle, teveccühle, söylenerek bir başvuru oldu. Yoksa daha önceden gelip sizlerin de takdirini alıp öyle Ankara'ya gidip başvurmak isterdim ama biliyorum ki gönlünüz hep bizimle birlikte. Bizim gördüğümüz sizlerle birlikte o noktada o güvenliğe gittim. Sizin verdiğiniz desteklerle gittim. Başvurumu yaptım. Tabii bu sadece bir
aday adaylığı başvurusu genel merkez değerlendirecek ve ondan sonra da o sıralamada ister oluruz ister olmayız. Aynı güçle, aynı heyecanla çalışmaya devam ederiz. Çünkü neden umutlu bir gün diye söyledim. Heyecanlı kısmı bende ama umutlu bir gün olmasının kısmı 24 Haziran'ın. Gerçekten tünelin ucunda bir ışık gözükmüştür. O ışıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bu ülkeyi seven aydın, demokrat, Atatürkçü noktasında, vatansever noktasında duran seçmenle, vatandaşla, halkla ilgilidir. Onlar da kararını vermiştir. Bugün tamam mı diyenlere tamam demiştir, yeter demiştir, düş yakamızdan demiştir. Ve 24 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Muharrem İnce'yi o koltuklara taşıyarak sonlandıracaktır. 25 Haziran sabahı ilk defa umutlu bir şekilde güne uyanacağımıza ben yürekten inanıyorum. Tabii heyecanlı bir gün, genel merkezin ve örgütün takdiri, o sıralamada olup olmamayla ilgili, bu sadece başvuru, adaylık başvurusu. Eğer değerlendirirlerse, oralarda temsiliyet anlamında uygun görürlerse, bunu layıkıyla yapacağımı bilmenizi isterim. Ama bu noktada değerlendirme, sıralama ne olursa olsun olmadığı müddetçe de taahhüdümüzdür. Bugüne kadar nasıl çalışıyorsak hep birlikte yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü süreç çok zor bir süreç. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Artık hepimiz fedakarlık yapmak istiyoruz. Bu süreçte ne olursa olsun ben sen kavgasına girmeden bu sürecin sonucunun artık bizim lehimize, Atatürkçü vatansever kişilerin lehinde sonlanmasını istiyoruz. Eğer biz bunu istiyorsak sıra kavgası, yazıldı kavgası, yazılmadı kavgası yapmadan bu uğurda, bu müferde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğiniz için bana çok büyük bir güç verdiniz gelerek. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili ilçe başkanıma, belediye başkanıma, meclis üyelerine, kadınlarımıza, gençlere, yönetim kurulumuza ayrıca tek teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız